Günce Final Dershanesi'yle siz de kazanacaksınız. Şehir merkezinde toplam kalite standartlarına uygun 16 adet derslik kapasiteli, konu odaklı tarama ve genel ölçümlü deneme sınavlarımızla, deneyimli, dinamik, güçlü ve profesyonel eğitim kadromuzla, sessiz çalışma olanağı sağlayan kütüphane ve özel grup çalışmalarımızla, tekrar dersleri, toplu sunumlar ve etkin rehberlik faaliyetleriyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız yayınlarla sizi geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hepinizin düşlerinde iyi bir okul kazanmak var. Günce Final'de siz de kazanacaksınız. Adres: Sabuni Mahallesi, Talatpaşa Asfaltı, Emin Ertin Sokak, numara 135, Anadolu Öğretmen Lisesi yanı Edirne. 0284 225 03 03 225 03 02. Değerli radyosu izleyicileri, bir finale doğru programda yine birlikteyiz. Misafirimiz Günce Final Dershanesi rehberlik uzmanı Hakan Tuzcu Bey, hoş geldiniz. Hoş. Hakan Bey, KPSS başvuruları başladı. Bununla ilgili neler diyebiliriz? Evet, eğitimle ilgili şu anda en güncel bilgilerden biri de KPSS başvuruları. Evet. Ciddi anlamda bir aday tarafından takip edilen ve kamuya atanmak için gerekli şart haline gelen KPSS sınavları için başvurular 6 ve 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu sene geçen seneye göre farklı olan yönü şu: adaylar öncelikle ÖSYM sistemi üzerinden, kendi aday işlemleri sistemleri üzerinden başvurularını yapacaklar. Bu başvuruları yaptıktan sonra 21 Mayıs'a kadar ücretlerini yatıracak. Artık oturum sayısı kaçsa, yani herkes genel yetenek, genel kültür dediğimiz ilk oturuma girmek zorunda. Daha sonra işte eğitim, akabinde 4-5 Temmuz'da yapılacak bunlar. Alanlaşmayla ilgili pazar günü yapılacak olan sınavlar. Bir de 12'sinde, 12 Temmuz'da öğretmenlik alan bilgisi sınavı dediğimiz belirli branş, belirlenmiş 15 branş gireceği bir sınav daha yapılacak ve böylelikle süreç tamamlanmış olacak. Tabii bunu da çok ciddi anlamda bir aday bekliyor. Çünkü oldukça önemli bir hal aldı. Her ne kadar son dönemlerde KPSS ile ilgili birçok spekülasyon varsa da yine belirli bir yeri isteyen grubun fazlalığı bir sınav yapmayı gerektiriyor. Bu açıdan KPSS adaylarını da biz tercih, başlama ve bununla ilgili sınav sürecinde başarılar diliyoruz. İyi takip etsinler, aksatmasınlar. Zaten süre uzatım diye bir şey söz konusu olmayacak. Oturum ücretleri de her bir oturum için 50 lira diyebiliyoruz. Yine bankalar ÖSYM'nin sitesinde mevcut. Oralara hem ATM'lerden hem kredi kartından hem de bunun gibi uygulamalarla yatırabilirler. Hepsine başarılar diliyoruz bizler. Evet, tabii önemli bir konu. Gelecekleri için bu anlamda sınava girecek öğrencilerimizin dikkatli olması, yani takip edilmesi gerekir. Tabii kamuda hani ciddi anlamda bir istihdam durumu söz konusu. Aynı zamanda istihdam sorunu da söz konusu. Yani bu ikisinin birbirini dengeleyebilecek bir sisteme oturtmamız gerekiyor. Çünkü mezun verdiğiniz yapılanma beraberinde eğer bir iş alanına müdahil olamazsa kendi branşıyla ilgili, bu toplumda geleceğe yönelik bazı umutsuzluklara neden oluyor. Tabii ki yani her üniversite mezunu illaki mezun olup belli bir noktada hani atanması gerçekleştirecektir diye bir şey yok, ama bunu eğer düşünürsek bizim özel sektörde de özendirici etkinlikler oluşturulması lazım. Yani biz bunu yaşadık, yani öğretmen olarak atanmayacak çocuk, fakat öğretmen olarak nerede çalışacak bu çocuk? Yani öyle bakarsanız, dolayısıyla devletin dışındaki kurumlar da devreye girmek zorunda hissedebilir kendisini. Evet. Ve devlet tarafından da desteklenmelidir. Çünkü aslında sivil toplum kuruluşları da dediğimiz ya da özel sektör dediğimiz yapılanma devletin üzerindeki iş yükünü hafifletir. Biz genellikle böyle... Paylaşım olmalı yani. Evet, hani dediğiniz gibi hani daha çok karma ekonomik sistemlerde bu var. Bizim benimsemiş olduğumuz sistemde buna yakın. Belli bir hizmet grubunu devlet reel olarak üstleniyor, diğer grubunu da özel sektör üstleniyor. Böylelikle topyekun bir kalkınma sağlanmış oluyor. Yani gençlerin tabii ufkunun çok geniş olması lazım. Bu hepimiz için sorun. Yani ben, biz 2006'dan beri KPSS ile ilgili çalışmalar yapıyoruz finalde. Bir bu sene tek dönem olduğu için öngörmedik. Bir de üniversite hazırlık ve SBS yoğunluğumuzdan dolayı. Yani 40 yaşlarına varan
gruplarda öğrenciler belli bir beklenti içerisinde. Yani şöyle düşünün, ihtiyaçlar hiyerarşisini düşünün psikolojide. En son kendini gerçekleştirme basamağı dediğimiz basamak var. Ama henüz biz üçüncü basamaktayız. Yani gelecek kaygısı yaşıyor ve toplumdaki psikolojiyi geçici olarak bozan nedenlerden biridir. Ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygısı. Ve bundan dolayı belli bir noktaya odaklanamıyor. Kişinin içinde verimlilik varsa bunu dışarıya yansıtamıyor. Belli bir düzen oturtamıyor. Yani bu da çok önemli bir şey. Böylelikle tabii ortaya çıkan iş bizim hani objektif olarak baktığımız verimli düzeyde bir iş alanı değil. Her alanda böyle. Yani bizde klasiktir, büyüklerimiz hep söyler. Böyle biraz kendimizi toparlayayım deyinceye kadar zaten kırka vuruyoruz yani yaş olarak. Yani toplumumuz böyle. Şu anda daha da ileriye çekildi. Tabii. Yani tabii emeklilik yaşı yükseltildi. Bununla ilgili hani birazcık daha yeni kan dediğimiz noktalarda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü birileri emekli olup o kadro boşluğundan yerine yenilerini alacağız ya da almak gerekir mi? Buna da bakmak lazım. Ama dediğim gibi biraz daha ufku geniş bir yapılanma oluşturulursa sistemde çok daha iyi olur. Yani biz mesela özel sektör olarak 30'a yakın personelle çalışıyoruz. Yani o birey ben öğretmenim diyebiliyor, ben çalışanım diyebiliyor, sigortası yatıyor, devletle ilgili tüm yasal işlemleri yürüyor, toplumsal bir statü ve saygınlık kazanıyor. Alışveriş yapıyor en basit. Yani ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yani özel sektörde bu konuda desteklenmeli. Kesinlikle. Yani iş açımı yaratan özel sektör, özellikle siz mesela diyelim şimdi yeni okul bir yapılanması evet. var. Bu okul yapılanmasında elbette yeni personel alacaksınız, yeni ihtiyaçlar doğacak. Bu da kadronun genişlemesi demektir. Yani tabii ki ya bu iki taraflı düşünülebilir. Evet. Çünkü şu da var, malumunuz bu yapılanma içerisinde bir seçim yapmak durumunda kalıyorsunuz. Hani fiziki koşullar ve kurumların gelecek planlaması ile ilgili yapmış olduğu vizyon ve mitrin belirlemelerinde şu ortaya çıkıyor. Genişliğe de biliyorsunuz belli bir alanda bir kısım alanda daraltmaz. Yani belli bir genişliğe sağlayabilmeniz için öbür taraftan daralmaya gitmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu bir taraftan bizi hani yeni anlam, yeni iş alanları açısından mutlu ederken bu taraftan sıkıntıya sokabiliyor. Çünkü kader birliği yapmış olduğunuz arkadaşlarınız var. Ne bileyim bizim dışımızda ortaya çıkan bazı gelişmeler var. Yani bu eminim ki Türkiye'de bu sektör içerisindeki hiç kimsenin oturup da istediği bir şey değildir. Gerekçeleri tartışılabilir. Eminim ki hani biz bir yönlü düşünürsek devletin bu konuda kademeleri belki 15 yönlü düşünebilir. O konuda alınmış karar hani belli bir noktadan bunu eleştirmek ve üzerine yoğunlaşmak bence yapılacak işler açısından enerji kaybıdır. Yani şimdi olan ortada oluşan bir durum var. Dershanenin işte malum kapanma süreci var. Bununla ilgili yeni bir yapılanma ve okullaşma temel lise dediğimiz liseye dönüşüyoruz. Ama dershane hizmetleri şu anda yine Ağustos sonuna kadar yani devam edecek değil mi hocam? Şimdi burada bizim ayrıntılı üzerinde durmamız bir konu var. Velilerimiz yeni yeni fark ediyor. Yani aslında alınan kararın uygulama şeması ortaya çıktığında dershaneler, dönüşen dershaneler bununla ilgili deklare ettiğinde bazı konuları veliler yeni yeni bilinçlenmeye başladı. Yani çünkü neden? Hani normal sistem içindeyken insanlar bazen bir şeylerin akışında ayrıntılarda kaybolurlar. Yani ben şunu söyleyeyim size, siz mesela evinizde örneğin kol düğmenizi arayın, gözünüzün önünde olsun. O an bulamazsınız çünkü detaya dalmışsınızdır ama içiniz gelip ya ne arıyorsun dediğinde, ya kol düğmem dediğinde anında görebilir. Yani gözümün önündeymiş ben görememişim. Şimdi veliler bu pozisyonda. Dolayısıyla işin içindeler. Bir de tabii iki grup veliden bahsedeceğiz. Birincisi sınav grubu veliler, bir de sınav grubuna hazırlık yapmaya çalışan ara grup velileri. Yani onlar birazcık daha relax bakabiliyor ama çok bilinçli sohbetler yapıyoruz. Yani gelip bunu belirleyebilmiş, isteklerini net olarak sıralayabilmiş ve çocuğunun geleceğiyle ilgili ciddi anlamda endişeler taşıyan veliler hem bize çok iyi fikirler veriyorlar hem biz onlarla jimnazyum yapabiliyoruz. Yani zihin ve beyin fırtınası inanılmaz derecede olabiliyor ve gerçekten de ortada böyle bir realite var. Çünkü ihtiyaçtan oluşmuş sisteme entegre kurumlar yani radikal anlamda bazı kesintilere ve kısıtlamalara gidildiğinde toplumda ciddi anlamda kurumsal zafiyetler oluşturabilir. Yani en nihayetinde siz Türkiye'nin her yerine yayılmış 4000'e yakın kurumdan bahsediyorsunuz. Evet. 4000 çalışan, 4000 bina, 4000 devlete vergi, 4000 farklı dünya.
Yani her türlü bakabilirsiniz buna. Hatta çok daha fazla rakamlardan da söz edilebilir. Dolayısıyla en nihayetinde bir artı değer. Ha şu olabilir, tabii ki biz sektörel olarak rekabet ediyoruz. Rekabetin çok düzgün ve belden aşağı olmaması lazım. Yani bu çok kritik bir şey. İşini düzgün yapmayan, bununla ilgili sıkıntı oluşan, işte devlette belli bir zafiyet oluşturan kurumlarda zaten bu dengeyi sağlasalar eminim ki o 4000, 3000'e iner. Yani böyle bir durum oluşabilir. Tabii bu artık alınmış veya verilmiş bir karar. Önümüzdeki süreçler neyi gösterir onu bilemiyoruz. Çünkü Türkiye bu noktada kritik bir rayda. Alacağımız bütün veriler belki de seçim öncesi ve sonrası diye ayrılmış durumda. Yani ben değişik sektörlerde de duyuyorum. İnşallah hayırlısı olur. Tabii bunun temel nedeni anladığım kadarıyla uzun vadeli devlet planlamasındaki sıkıntılar. Yani uzun vadeli olsa biz ne yapacağımızı biliriz. Şu anda siz normal dershane faaliyetleri sürdürüyorsunuz. Sınava hazırlık çalışmalarınızı yapıyor. Fakat bu arada yaz okulu, yaz kursları diye bir şeyimiz açılmıştı. Onu da teşekkür ederim. Tabii çok önemli bir konu. Son dönem işte diye ben söyleyebilirim. Bunu özellikle çocuklara söylüyorum. Aslında şöyle. Bence katılmasına çok büyük bir avantaj var. Yani siz tabii bir eğitimci gözüyle evet. Ve sektörün daha önceki duayenlerinden olarak böyle bir yorumlamanız gayet doğru. Şimdi şunu hissettirmek lazım Fikri Hocam. Siz teknik olarak her akşam eve giderken muhtemelen ekmek alırsınız. Ya evde yoksa. Varsa da bir gün önceden kalmış onu tüketeyim ve israf etmeyeyim dersiniz. Öncelikle bizim gençlerimizde ve gençlerin ebeveynde bir ihtiyaç oluşturmamız lazım. Yani şunu düşünmemiz lazım. Ben niye gideceğim bu kuruma? Çünkü yaz okulu denen bir şey açılmış. Şimdi mesela bunu şöyle değerlendirenler de var. Ya işte dershaneler kapanacak. Yaz okulu işte 4-5 ayda biraz. Yani şöyle söyleyeyim. Ekonomik olarak da, tatil anlayışı olarak da cidden yorucu bir dönem. Hani biz rehberler olarak, ben diğer kurumlarda da öyle olduğunu düşünüyorum. Biz çok yoğun gerçi yaşıyoruz final eğitim kurumları olarak. Tercih dönemi çok yoğun geçiyor. Yani bizim öyle bir yaz sıkıntımız yok ama diğer branşları toplayacaksınız, kurum faal halde devam edecek. Gelen öğrenciler tatil modunda ve çalışan modda olacak. Yani işin psikolojisi çok ağır. Dolayısıyla olayın bu boyutuna bakmamaları lazım. Önce bir ihtiyaç ve benim çocuğum 7. sınıfta. Mesela biz hem 7. sınıflara hem de 12. sınıflara gelecekler için söylüyorum. Şu anda 11'ler. Temel liseye dönüşmeden önce onlara bir şans. Birazcık daha 7'ler mesela 8 konularını görecek. Düşünsenize mesela Ağustos'a kadar benim çocuğum 8. sınıf konularını bitirse göreceği her bir ders tekrar olacak. Belki de 5 saat derse ihtiyacı varsa 1'e düşecek. Aynı şekilde mesela YGS kursu düşünüyoruz. 11'e. Yani YGS sınavın %40'ı. 9. sınıf müfredatını yaklaşık 400 saate yakın bir süreçte verdiğimizde bu çocuk, yani şöyle söyleyeyim, en normal çalışan biri 380-400 puanı alsa zaten LYS'ye inanılmaz bir özgüvenle gelecek. Evet. Yani olayın aslında özünde şu var, arz edilen bir durum var, tabii bu arz talebe bağlı. Yani biz bunu karar verirken, ya sadece son dönemeç biz bununla ilgili tatil de seçebilirdik. Yani bizim yöneticilerimiz, işte Zeki Hocamlar falan tatil de yapabilirim ya da tercih dönemi normal işlesin, bütün ağırlığımızı dönüşüm lisesine verebilirim de diyebilirdi. Ama şu da var, gelen talepler de bu doğrultuda. Hocam ne yapacağız? Şimdi bir geçiş dönemi ister istemez. Aynen. Tedirgin yani. Yani bu çok doğaldır. Evet. Çünkü alışılmışın dışına çıkıyoruz. Tekrar söylüyorum. Mesela normalde Ağustos'ta başlayan bir kurs süreci şimdi birdenbire değişiyor ve siz Haziran'a da Temmuz'a da ders yerleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve zorunlu. Çünkü neden? Sistem bunun üzerine. Yani böyle düşünmelerini biz isteriz. Böyle düşünürlerse daha sağlıklı bir karar verirler. Çünkü sağlıklı karar verirlerse öğrencileriyle ilgili çelişki, kafalarındaki soru işaretleri ortadan kalkmış olur. Buradan da öğrencilerimize şu öneriyi sunabiliriz. Şimdi bugün itibariyle ne kadar çok insan rahatına düşkün bir şekilde hayat yaşarsa 4 yıl sonra o kadar sıkıntı yaşayacak. Lise içinde, üniversite için. Yani ben her zaman dedim, güzel bir sözü vardı, işte zahmetsiz yemek olmaz diye. İşte arada bir Zeki Hocam da söyler, hiç kimse zirveye eli cebinde tırmanmamıştır. Yani öyle kolay değil. Yani dolayısıyla yazın ki, yani ben 3 ay boyunca dolu dolu tatil yapan bir ekonomik anlayışın olduğunu zannetmiyorum Edirne'de. Yani biz de işin içindeyiz. En fazla bir aydır, işte en fazla. O da yazlığı var, belli bir imkanı var tabii. Yani boşluğa meyilli bir yaklaşım benimsersek ileride acısını çekiyoruz.
Bu kez okul açılıyor, tekrardan aynı süreç. Bu kez karşımızda destek alabileceğimiz kurumlar olmadan bir sınav. Evet. Alternatif yollar deniyoruz. Biz de diyoruz ki yani bunu çok daha pratik, çok daha işte özgüvenli, biraz bireyin kendisinden de belli katması gerek. Onun için bu gruptaki özellikle 7. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerimiz titizlikle ele alsınlar ve ciddi anlamda bir kampa girsinler. Yani 3 aylık ben kamptan çıktım diyebilsinler. Böyle olursa emin olun hedeflerine ulaşmış olurlar ve hedefleri gerçekten onları ileride gelecektir. Yani şu anda kim istemez ki hatır sayılır bir statüye sahip meslek, istediğini alabilecek ekonomik bir güç. Bunlar okumayla oluyor. Yani tamam her şeyi biz belirli bir entegrasyona bağlayamayız ama hani insanlar okumadan da başı, mesela Sabancı diyebiliriz yani bunu. Ama müthiş bir ticari zeka ve hayatın yönlendirmesi onu o noktaya götürebiliriz. Ki onu söyleyenlere ben şunu da söylüyorum, Türkiye'de kaç tane Sabancı var? Yani demek ki alternatif olarak bunu bu şekilde dönüştürmemiz lazım. Yani ülkenin akıl takımının, fikir adamlarının ve bilimsel yönlü çalışan insanların çok güçlü olması, çok iyi hazırlanması ve bunun için de temelde bazı alışkanlıklar edinilmiş olması lazım. Yani bugün biraz sohbet ettik Zeki Hocam'la. Çok güzel bir şey söyledi yani bir konuyla ilgili. Başlangıçta nasılsan sona doğru da öyle olman lazım. Yani bu kez çatışıyor insan. Yani bir insan dikkat edin hayat başarısı yüksek olan insanlara hep böyle dişiyle tırnağıyla hani çok nadirdir. Yani rastladık da şans da olduk diyebilen model. Bakık bir. Evet yani bu şekilde baktığınızda durumun biraz daha ayrıntılı incelenmesinde fayda var diyoruz. Biz tekrardan söyleyeyim. Kayıtlarımız devam ediyor. Yoğun bir talep var. Sınıflarımız yavaş yavaş doluyor. Tabii ki yaz dönemi olduğu için böyle bir kaygımız yok. Sadece şu açıdan acele etmelerini isterim. Çünkü kampanya dönemi bittikten sonra fiyatlarla ilgili biraz opsiyonel durumlar ortadan kalkabiliyor. Çünkü kampanya dönemini kaçırmamış insanlar bu konuda bizim açımızdan mahcubiyet yaşatmamamız lazım onlara. Ona dikkat etsinler ve şeyin rehavetine düşmesinler. Havalar birden sıcakladı. Evet. O rehavete düşmesinler. Tabii fayda almalarında yarar evet, var. Evet. Ha benim bir çocuğum veya o yaşta torunum olsa şahsen kesinlikle bu imkandan faydalanmasını isterim. Çünkü gelecek yıl bir sınav var. Tabii, şu anda kalkmış değil. Aslında kalkmış olsa belki düşünebilir ama onun için gelecek yıla daha şimdiden en azından bir bölüm hazırlığını yapmış olması gerekir. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Belki bu da bir fikir oluşturabilir. Şimdi bakın. Bir şeyi kaldırdınız. Diyelim. Ama onun yerine bir şey koyamadınız. Yani diğer bütün sistemler dediğiniz gibi aynı. Mesela sınav var. Okul devam edecek. Fakat önemli bir staj ayağında ve yıllardır yani 73-74 yıllardan beri ciddi anlamda sektör haline gelmiş bir durum ortadan kaldırıldı, bir sacaya yok. Şimdi onu boşluğunu muhakkak hissedecek. Veli, öğrenci, hatta sistem. Yani ben milli eğitimdeki çalışan arkadaşlarımızdan da hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi nasıl biz onlara teşekkür ediyoruz? Çünkü öğrenci belli bir donanımla geliyor. Evet. Gerçekten emekleri çok büyük. Çoğu da bana şunu demiştir hocam, belli noktalarda biz çok ciddi fayda sağladık. Yani sizden çok yararlandık. İşte kurumunuz bize kaynak verdi. Şu konuyu ben anlatmıştım falanca öğretmeninizin anlatmasıyla çok daha iyi pekişti. Çocuğun mesela yaz adısı 3 iken 5 oldu gibi karşılıklı güzel bir ilişki söz konusuydu. İşte burada o boşluk bir süre kendini hissettirecek. Dolayısıyla şu an velilerde de böyle bir kafa karışıklığı olma sebebi ben o boşluk bence. İşte o boşlukta en azından şu anda o imkan varsa bu yaz saatlerinde bunu bu kesinlikle kullansınlar diyorum ben. Yani biz zaten 7. sınıflar için onların bireysel gelişimini ve psikolojik gelişimini de düşünerek tatil sürecini ayarladık, çeşitli etkinlikler yerleştirdik. Hani 11. sınıflar biraz daha olayın farklı bir boyutta bilincinde. Onlar için de yine biraz esnek bir uygulama var. Sebebi de şu, tabii hiçbir insan makine değil. Dolayısıyla onların bir yıllık yorgunluğunu düşünerek, yani çok ciddi bir çalışma yapılarak ortaya konuldu bu. Kesinlikle bununla ilgili eğilimleri, istekleri muhakkak bize yansıtsınlar. Şu an devam ediyor. Gayet de memnunuz inşallah. Dediğim gibi. Yani gelen öğrencilerimiz size kayıt olabilir. Tabii daha sürecimiz var zaten. Evet. Ha, bir de şu var. Haziran'da da mesela çoğu insan belki örneğin bir öğrencimiz İstanbul'dan gelecek. İki tanesi başka ilden gelecek. Sebebi de şu. Okulları kapanacak. Öyle de dahil olabilirler. Bizim amacımız hani o süreç içerisinde ne kadar çok yol alabilirsek
o kadar bir rakibe göre daha önde olurdu. Onlara faydası olur. Evet, evet. Peki bu LYS hazırlık sürecinde öğrencilerimiz ne gibi çalışıyor? Evet, biz şöyle 2-3 hafta boyunca hep TEOK sistemi üzerine biraz konuştuk. Bu arada 12. sınıflar ve mezun gruptaki öğrenciler kendilerini ihmal edilmiş hissetmesinler. Evet. Çünkü onların gerçi birazcık da bahsetmemizin sebebi sürekli bu konuyu güncellememek. Çünkü insanlar üzerinde kaygı, endişe ve baskı yaratabiliyor durum. Şimdi LYS ile ilgili malumunuz Haziran'ın ikinci haftasında başlayacak bir sınav maratonu var. Ve akabinde işte Temmuz ayında hem TEOK yani eski adıyla SBS hem de üniversite yerleştirme ile ilgili işlemler tamamlanacak. Yani benim tahminime göre herhalde bayrama kadar ya da bayramdan biraz sonra sarkacak düzeyde hepsi hal olmuş olur. Onlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Birincisi, birinci sınavın etkisini özellikle bizdeki öğrenciler, eminim ki birçok öğrenci ya da temenni ederim ki böyle yapmıştır. Çok ciddi bir hızla atlattılar ve ikinci sınava odaklandılar. Bu sene avantajlılar. Yani çok daha farklı puanlarla yüksek sıralamalara giren öğrenciler görüyorum. Dolayısıyla tercih döneminde biraz daha seçici olacağız. Yani biraz tercih stratejilerimizi ona göre belirledik. O bizde sır olarak kalsın. Biraz esprisi orada kalsın. Her şeyi deşifre etmeyelim. Ki tercih döneminde de gerek SBS'de gerekse ÖSS'de biz kendi öğrencimizin üstünde bir yoğunlukla karşılaşıyoruz. Bu konuda kamuoyunun bize tatif ettiği güvenden dolayı da ben onlara çok teşekkür ederim. Yani ciddi anlamda da bu bir söylem. Gönül isterdi ki tabii bu öğrencileri bizim hazırlayıp hamur ve şeker verebilmemiz ama eğitim hizmetinde böyle bir yapılanma söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu noktada yardım gerektiyse öğrencilerimize bu konuda destek vereceğiz. LYS'de de bu dönemde neler var? Bu dönemde askeri okul sınavları var, seçmeler var, başvurular var. Ondan sonra öğrencilerin biraz havaların ısınmasına bağlı olarak geliştirdikleri böyle bir rahatlık var, rehavet var. Giyimlerinden tutun da düşüncelerine kadar yansıyabiliyor. Çünkü güneşlenme süresi uzun. Bir diğer konu, bu çok önemli bir konu. Özellikle 12. sınıflarda işte rapor ve izin dediğimiz, hani devamsızlık, yasal devamsızlık hakkı dediğimiz konuyu da birçok öğrenci bu ayın sonuna doğru kullanacaktır. Bu da bir vakit yaratacak. Dolayısıyla öğrenciler ne yapacak? LYS daha alan bir sınav, daha uzmanlaşmış bir sınav, daha köşe taşları belli olan bir sınav olduğu için konuların ayrıntılarını, hafızada kalması gereken noktalarını muhakkak görsel anlamda görebilecekleri bir yerlerde bulundursunlar. Bunun üzerine çok sık ve soru tipi mantığını çözecek egzersizler yapsınlar. Çıkmış sorularla ilgili ciddi anlamda çalışmalar yapsınlar ve özellikle deneme sınavlarını ki LYS sınavlarında süre konusu birazcık daha elastik. Yani LYS kadar, düzeltiyorum YGS kadar bizim sıkıştığımız bir konu değil. Bu konuda birazcık daha böyle denemelerde dengeyi nasıl sağlayabilirim? Çünkü bilgi ağırlıklı bir sınav olacağı için böyle bir durum söz konusu. YGS'de bazı sıkıntılar yaşadıklarını beyan etti öğrenciler. Ne gibi? Mesela hocam hiç beklediğimiz ya da işte genellikle ÖSYM'nin tarzı olmayan bir soru tipi gördük. Hani üniversite sınavı açısından. Aslında bu böyle bir benimseme kelimesi yoktur. Yani ÖSYM bununla ilgili nüveleri verir. Ki ben müfredat dışı herhangi bir soru görmedim. Yani ÖSYM'nin bununla ilgili yaptığı uygulama farklılık gösterebilir ama en nihayetinde süre, sayı, soru adedi bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece ne olabilir? Atıyorum dil bilgisi konularından 5 tane değil 2 tane sorar. Orayı paragrafa atabilir. Bu da en doğal hakkıdır yani. Ölçmenin böyle bir yöntemi de var. Ama onun dışında matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide ya da felsefe grubunda benim yan branşım ya da sosyalde böyle bir absürt düzeyde bir şey olmuyor. Sadece Türkçe sorusunun birazcık daha paragraf, anlam ki bu da aslında öğrenci için avantajdır. Dezavantajları şu olmuştu YGS'de, Türkçe ile başlayan ve zaman kaybı yaşayan, uzunca paragrafı zaman kaybı yazan öğrencilerin birazcık planları şaştı yani olay budur. Ama şu da var, bu soru tipi tüm öğrencilere aynı şekilde geldi. Dolayısıyla artılar eksiler tüm öğrenciler bazında değerlendirilmeli. LYS'nin çok daha açık, çok daha öğrencileri rahatlatacak düzeyde olacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve bununla ilgili de zaten öğrencilerimiz gerçekten çok gayretli, çok azimli. Yani işte etütleri olsun, sabah dersleri olsun, ondan sonra
cumartesi pazarki yoğunluklar olsun. Tekrarlar. Tekrarlar olsun, birebirler olsun. Yani şu anda dönem başındaki heyecan ve enerji aynı şekilde devam ediyor. İnşallah sağ salim Haziran ayında da velilerimize biz teslim edeceğiz çocuklarımızı. Her yapalım sınavın sonucunda yine soruları biz sınav sonuçlarını muhakkak uçma değerlendirme olarak onları değerlendiririz. Afişe ederiz, direkt asarız onları ve öğrencilere karne olarak veririz. Öğrencilerimiz karnelerini veya sınav sonuçlarına bakarak bununla ilgili bir yaklaşım içerisinde olabilirler. Bu arada sistemimize öğrencinin girmiş olduğu gerçek YGS sınav sonuçlarını, doğrularını, yanlışlarını girerek LYS'de de yakın bir değerlendirme çıkarmaya çalışıyoruz. Ölçme olarak böyle bir kararımız da var. Özellikle dokümantasyon birimimiz böyle çalışıyor. Onlara verdiğimiz talimat bu doğrultudaydı. Yani gerçeğini arattırmayacak bir uygulama. Biz gerek TEOG'da gerekse YGS sınavında yani müfredatımız veya uygulamalarımızın dışında bizi şaşırtan bir soruyla karşılaşmadık. Soru tipi benzerliği açısından birçok soruyu öğrencilerimize fark ettirmeden çözdürmüşüz. Tabii bu bizim yıllardır edindiğimiz bir bilgimdi. Evet. Çünkü şu da var, yani görünen köy kılavuz istemez. En nihayetinde Van Gölü'nün yeri, ben beni bildim bile değişmemiştir. Soru tipi de buna göre çeşitlilik gösterebilir. Yani olaya böyle bakmak lazım, coğrafya açısından bakarsam. Sorularla ilgili endişe değil, çalışmayla ilgili biraz sıkıntı hissetmeli öğrenciler. Çünkü sonuna yakın düşünmeler, bununla ilgili planlamalar, idealler sadece biraz askıya alınmalı. Yani anı yaşayarak, bugünü nasıl değerlendirebilirim, yarın ne yapabilirim, ya dün aslında bir saat daha çalışabilirdim, bugün daha neler yapabilirim düşünerek hareket ederlerse, günlerini yaşarlarsa, dolu dolu geçirirlerse ki 24 saat uzun bir süre, bunda inanılmaz verim alabilirler. Velilerimiz bugünlerde hani bir dönem boyunca evlere kapalı kalan öğrencileri evde tutmakta zorlanabilirler. Evet. Bu konuda da biraz esnek olsunlar. Yani işte ben duyuyorum bahar şenlikleri var. Tabii, kapalı şenlikleri var. Edirne'ye has bir uygulama. Şu anda üniversitede devam ediyoruz. Yani onlarda ne olabilir? 5 gün sürekli abone olmaktansa işte bir tane uygun görülen sanatçı ya da kendisinin deşarj olacağını düşündüğü bir zaman aralığı oluşturulabilir. Çünkü insanlar... O da bir değişiklik olur onun için. Şöyle düşünün Fikri Hocam, yine olayın normal davranışı bireylerine getireyim ben. Normal bireyler uygun şekilde dinlenir ve uygun şekilde eğlenirler. Yani bazen derler ya hayır çok çalışma, hayır. Yani kesinlikle dinlenme ve eğlenme boyutunda bizim oturtmamız lazım ki etraftan görebilirim, o yoğunluktan biraz uzaklaşabilirim. Yani buradan Hafsa'ya kadar bir araçla gitseniz bile havanız değişebiliyor. Çünkü o ortamdan uzaklaşmış oluyorsunuz. Evde değil yani. O iş evde oturmayla olmuyor. Yani olaya böyle bakmak lazım. Dolayısıyla gençlerin bu bir yıllık eve kapanma birikimini çok böyle abartmadan, ailelerini çok üzmeden, aileler de onlar arasında bir denge kurarak şekillendirmesi lazım. İşte havalar biraz sıcak, onun yaratacağı bir rehavet olabilir. Aynı zamanda bir bunaltıcı durum oluşabilir. Buna dikkat etsinler. Çok fazla dışarıda zaman geçirmesinler çünkü beraberinde bir yorgunluk oluşturacak. Kapalı ortamlar şu an daha serin benim gözlemlediğim kadarıyla. Bir çalışma programı düzgün, zaten çoğunum var. Planlı da çoktan o sisteme oturmuş durumda. Eminim ki hedeflerine ulaştıracak onlar. Peki yine gelelim TEOG. Evet, TEOG. Şimdi TEOG'la ilgili de şu var, biz hemen etkisini gördük. Hatta öğrencilerin TEOG sınavından sonra 1 Mayıs araya girip cumartesi pazar da tatil olunca bizim cumartesi pazar bazı öğrencilerimiz hocam 6 gün değil miydi tatil deyip gelmeyenler olmuştu. Dediğim noktaya geliyoruz. Çok hani rehavete ve rahata çok yakınız. İnsanın yapısında bu var galiba. Şimdi onlara bizim tavsiyemiz bu. Evet, Kasım ve Nisan maratonu bitti. Yani merkezi sınav dediğimiz TEOG yapılanması tamamlandı. Ancak dönemimiz henüz bitmedi. Yazılılar bitmedi. Sözlüler ve kanaat notları bitmedi. Dolayısıyla biz hani okuldaki bununla ilgili alınmış karar ne zaman neticelenirse o zamana kadar bu öğrencilerin en yüksek notları almasını destekleyeceğiz. Zaten bizim faaliyetlerimiz de devam edecek Mayıs sonuna kadar. Dolayısıyla bu doğrultuda öğrencilerimizin biraz daha hani ne derler yüzlük kuyruğuna geldik. Şu konuyu da özellikle okula bağlı boyutunda halledersek en azından 6-7-8. Sınıf ortalamamızda ekstra bir katkı getireceği için. O da bir avantaj tabii. Tabii yani bir kişi yani yeri geliyor 1200-1300 kişiyi geriye atabiliyor. Dolayısıyla
Birçok kişi aynı yeri istiyor. Bizim bu isteğe bir an önce sahip olmamız için fark yaratmamız lazım. TEOG'daki sorularla ilgili arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Tabi bu arada biz TEOG kapsamında bize ciddi anlamda olanak tanıyan kurum yöneticimiz Zeki Hocam'a, ondan sonracığıma işi koordine eden ve birlikte çalışmalar yürüten yine Banki Hocam, ondan sonracığıma Oğuz Hocam ve SBS TEOG ekibine inanılmaz derece teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşık 15 gün boyunca denemelerini, soru çözümü, birebirler, en ufak bir ayrıntı, soru işareti kalmayacak şekilde inanılmaz bir çalışma yaptılar. Hani tabiri caizse gecelerini gündüzlerine kattılar. Tam bir ekip çalışması kesinlikle oldu. Ve biz gerçekten TEOG sınavlarına girerken son gün ben seminer vermiştim ve inanılmaz rahat bir gruba seminer verdim. Çünkü çocuklar artık gire gire o sınavları antrenman yapa yapa inanılmaz özümsemişler. Ve çoğu da sıkıntı yaşamadı yani bununla ilgili. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk sınav Kasım'daydı. Onun biraz sınav terbiyesi ve alışkanlığı ile ilgili bazı endişeler, bazı bocalamalar ya da kalem oynatamamalar kesinlikle ikincide görülmemiş yani. Ve eminim ki hani Nisan'da yapılan sınavın not değerli Kasım'dakindeki düşük olanlarda yükselecektir. Bu çok önemli. Çünkü yanlış oranlarına bakıyorum, çok daha azalmış. Bu da bizim için sevindirici. Tabii derece de çıkabilir. Bunu da haberini buradan vereyim. Allah bir mani keder vermesi. Çok başarılı, işte full yapan nitelik branşlardan birçok öğrencimiz var. Önemli olan bizde, tabii bu derece bizi kurumsal olarak çok mutlu ediyor, aileleri onur ediyor ama öğrencilerimizin bizde derece esası odur. Hangisi nereye istiyorsa ve yerleştiyse biz derecemizi yapmışız demektir. Mutlu olabilir. Tabii herkesin çıtası, okul, herkesin hedefi var. Yani bu bizim için çok önemli. Ve herkesin bir mahareti var. Yani o mahareti desteklemek, o yeteneği desteklemek lazım. İnşallah dediğim gibi karneyle birlikte hani okuldaki diploma notları da içeri belirleyip bir TEOG yerleştirme puanı, orta öğretim yerleştirme puanı çıkacak ve biz tercihlerimizi ona göre yapacağız. Yine gündemi takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde özellikle tercih süreçleriyle ilgili bu taslak netlik kazanır mı, ne olacak ya da Milli Eğitim bizim için öngöreceği çeşitli uygulamalar olacak mı? Öğrencilerimizi ne tür bir süreç bekliyor? Farklı açıklamalar yapılacak mı? Netleşmiş bazı durumlar oluşacak mı? Bunları biz de merakla bekliyoruz. Yani dediğim gibi önemli bir konu olmasa bu kadar gündem teşkil etmez. Çünkü bir ülkenin temel dayanağı yani. Eğitim olmasa ülke intihar etmiş sayılır diyor yani düşünün biri. Hakikaten eğitime önem verilmiyorsa o ülke intihar ediyor demektir. Dolayısıyla biz bu konuda desteklerimizle hiçbir zaman toplumsal yapılanmayı bu hale düşünmeyeceğiz. Yani ben bireysel olarak ve kurumdaki birçok büyüğümüzün ortak düşüncesi olarak bu görüşteyim. Yani inşallah bize emanet eden çocukları hakkıyla ailelerine teslim ederiz. Yeni emanet edilecek çocukları da emin olsunlar ki hedeflerine ulaştırmada gönüllüyüz, azimliyiz ve sıfırdan başlıyor gibiyiz. Yani biz bu noktada çok daha farklı bir heyecan içerisindeyiz. En azından benim için. Çünkü ben okulda hiçbir zaman böyle bir çalışma fırsatı bulmamıştım. Allah kısmet ederse tabii. Sonuna kadar bu konuda elimizden gelen ne kadar destek varsa sunacağız. Kurumumuzla birlikte yürüyeceğiz. İnşallah hayırlı sunacak. Şimdi programımızın son bölümüne geldik. Başka son söylemek istedikleriniz neler? Yani ben dikkat ederseniz öyle veya böyle üniversite bitirse bile insanlar bir süreç içerisinde hani SBS, ÖSS, KPSS hepsinden bahsediyoruz. Muhtelif anlamda meslek ediniminden sonra da sınavlar var. Hani branşlara ait TUS falan gibi. Yani mesleğe girseler de yine sınavlar var. Yani. Daha ilerilere yani, gitmek, taşımak anlamında. Mesleğin tabii, sizin tabii, bildiğiniz hizmetçi eğitimlerde bile sınavlar var. Yani. Asla şu toplum üzerinde şöyle bir atalet oluşmamalı. Biz sürekli okumalıyız. Bizim toplumumuzun buna ihtiyacı var. Düşünce dünyamızı zenginleştirmeliyiz. Bu bizde hoşgörü yaratacak. Bu bizde birlik beraberlik ruhunu güçlendirecek. Yani çok güzel bir sözü vardı dedemin. Boş adam boş işle uğraşır. Yani hakikaten bir insanda boşluk oluşunca okumasa ne yapacak? Televizyona dalacak, işte internete dalacak, cep telefonuna dalacak. Ya da kahveye gidecek, kıraathaneye gidecek, internet kafeye gidecek. Hoş olmayan veya zamanı o altın gibi dakikaları değişik şeyler harcayacak. Onun için boşluk yaratmadan kendi bireysel gelişim oradan başlayalım.
bireysel gelişim için ben hangi kitapları okuyayım? Mesela ilgi alanları neler diye soruyorum birçok kişiye, bilmiyor biliyor musunuz? Yani hangi kitabı okumaya meyilli olduğunu bilmiyor. Mesela kendine az bir tarz yok, müzik tarzı yok, film tarzı yok. Çünkü hiç bunu keşfetmemiş. Dolayısıyla çevre ona bir etiket, bir kalıp belirlemiş. O kalıp doğrultusuna gidiyor. Yani bu da şuradan aklıma geliyor. Birine deseniz ki ya sen kıyafetin hiç yakışmamış, hemen gidip değiştiriyor. Demiyor ki kardeşim bunu ben seçtim yani. Benim tarzım böyle kabul etmiyor. En önemli olan temiz olması ve absürt olmamasıdır yani. Tabii. Ama onu oturtamamış yani, bu tür bireyleri görebiliyoruz. Bir de şu var yani, mümkün olduğu kadar temelli bilgiler her konuda. Aile konusunda da, ülke konusunda da, siyaset konusunda da, eğitim konusunda da herkes temel bilgilere sahip olup uzmanlaşmalı. Yani ben hatırlıyorum, Sabancı'nın bir seminerine katılma fırsatı olmuştu vefatından önce. Dedi ki bir konu hakkında her şey, her şey hakkında bir şeyleri bilmeniz gerekiyor. Çok güzel bir sözdü. Yani bir konu uzmanı olun diyor. Yani onunla ilgili okunmuşluk ya da uzmanlaşma dediğimiz konu bu. Diğer şeyler hakkında da haberdar olmak belki de bizim asıl mesleğimize katkı sağlar. Yani ben mesela mesleğimdeki genel anlamda çevremdeki insanlar başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunda sosyolojinin etkisi var. Sınıf öğretmenliğinin etkisi var. Rehberliğin etkisi var. Kamuoyunu gözlemlemenin etkisi var. Hocalarımızın deneyimlerden yararlanmanın etkisi var. Hepsinin var. Ama ben buyum deyip çıkarsanız öyle kalıyor insan. Dolayısıyla bireyler bununla ilgili bireysel gelişimine gerçekten önem versinler. Ki bakın emin olun sıkıntıları azalacak. Çünkü insanoğlu eğer hayatta varsa, hayatta tüketim varsa, hayatta bununla ilgili mücadele varsa sıkıntı bitmez. Ama öyle insanlar var işine gülerek geliyor. Öyle insanlar var ayakları geri geri gidiyor. Yani ben emin olun gerçekten inşaatta çalışan ve çok mutlu olan insanlar biliyorum. Hani çoğumuz ya çok zor iş demişizdir. Hani çok da nitelik aramamak lazım demişizdir ama sanat yüklüyor adam işine. Çünkü neden seviyor? Çünkü kabullenmiş. Bizde bu var. İkincisi de şu, buna da çok dikkat etmenizi istiyorum. Biz her şeyden anlıyoruz maşallah. Böyle sanki o az önce söylediğim kelimenin tam tersiymiş gibi yaklaşıyor. Her şeyin uzmanıyız. Futboldan anlarız, siyasetten anlarız, terörden anlarız, askeriyeden anlarız, işte eğitimden anlarız, tıptan bile anlarız yani. Yani hatta bir yerimiz ağrıyor desen 50 tane yorum çevremizden gelir. Yani bizim bununla ilgili de birazcık daha ne derler ona, bilimsel bir ahlak edinmemiz lazım. Yani bunu kısacası haddimizi bilmemiz kesinlikle yani. Hani çok güzel bir söz var yani, söz gümüş ise sükut altındır. Yani böyle bekleyince çevrenizdeki insanlar zaten size çeşitli nüveleri, çeşitli verileri getiriyor ve çoklu kişilik oluşmuyor. Bu çoklu kişilik demek biliyor musunuz? Yani bazı insanlara bakıyorsun, birdenbire kalıp değiştiren kişi çoklu kişilikte aslında sıkıntı veren bir durumdur. Onun için bizim buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu kadar şeye enerji harcayacak zamanımız yok. Yani bir insan zihni bu kadar şeyle meşgul olmamalı. Onun için yani hem kamuda hem de özel sektörde dikkat edin, proje üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Çünkü her şeyle ilgili konuşuyoruz. Hayır, işine odaklanınca, mesela ben rehber öğretmenim ya da işte işte sosyolog, işte sınıfçıyım, felsefeciyim, ona yoğunlaşsam tamam. Yani bir şey çıkaracağım, soru yazarım, kitap yazarım, bak bir ürün ortaya çıkar. Ama onu yaparken ya şunu da yapayım dediğinizde sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmelerinde fayda var. Ve görecekler, gerçekten çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Yani benim hayat felsefemden biri bu. Hani ağrısız başım, dersiz başım, aynen böyle gitmelerinde. Hayatın temeli mutluluğu yakalayabilmek. Odur yani, çünkü 3 yılda olsa, 5 yılda olsa herkes standart işte takdiri ilahi, ona bir şey diyemiyoruz. Yazıda varsa hiç fark etmez. Dolayısıyla belirli bir süre yaşıyoruz yani. Ama kimi dolu dolu yaşamış, bunu genç kuşaklara aktarıyor. Kimisi de diyor ki, ya bizim zamanımızda var ya, ne sıkıntılar şey. Yani bak biri sıkıntı olarak görmüyor aynı dönemin insanları. Ama öbürü sıkıntı olarak görüyor. Sonra koşullara bakıyorsunuz, ikisinde işte maddi olarak evi var, arabası var, işte imkanları var. Ama mutlu değil yani. Dolayısıyla bizim amacımız belki de bir kısmettir bu. Hani takdiri ilahidir, insandaki huzur da çok önemli. Manevi düşüncedir, onu da bilmiyorum. Yani iç huzuru yakalamakta fayda var. Çünkü geri kalan her şey, hani her şey olacağına var diyoruz ya. Kontrol olduğu sürece hakikaten olacağına var ama kontrol olduğu sürece. Ben bu vesileyle dediğim gibi tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizlere de teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki programlarımızda gündemleri değiştirebileceğini düşündüğümüz konulara biz de çok teşekkür ediyoruz.
değerli Radyo Su izleyicileri. Bir finale doğru programda tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi günler diliyoruz. Günce Final Dershanesi'yle siz de kazanacaksınız. Şehir merkezinde toplam kalite standartlarına uygun 16 adet derslik kapasiteli, konu odaklı tarama ve genel ölçümlü deneme sınavlarımızla, deneyimli, dinamik, güçlü ve profesyonel eğitim kadromuzla, sessiz çalışma olanağı sağlayan kütüphane ve özel grup çalışmalarımızla, tekrar dersleri, toplu sunumlar ve etkin rehberlik faaliyetleriyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız yayınlarla sizi geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hepinizin düşlerinde iyi bir okul kazanmak var. Günce Final'de siz de kazanacaksınız. Adres: Sabuni Mahallesi, Talat Paşa Asfaltı, Emin Ertin Sokak, numara 135, Anadolu Öğretmen Lisesi yanı Edirne. 0284 225 03 03 225 03 02.